Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir vlog çekeceğim. Çok heyecanlıyım çünkü yeni kameramla çektiğim ilk video bu olacak. Sanırım fark edersiniz siz de bir önceki video ile bunun arasındaki farkı. Uzun zamandır kamerayı değiştirmek istiyordum çünkü kendimi görerek video çekmek istiyordum. Diğer türlüsü çok zor oluyordu benim için. Ben de evdeki bazı ikinci el eşyalarımı dolap uygulamasına falan koydum. Onları sattım. Bir önceki kamerayı da satışa koydum. Hepsinin parasıyla bir kamera alayım dedim. Tabii ki de yetmedi. Ancak ilk taksidini etti ama ama yapacak bir şey yok. Çok istediğim için aldım. Hani bir şans vermek istedim kendime. Olursa olur, olmazsa olmaz. Çok mühim değil. Bugün Mürekkep Kitap Kulübü'nün buluşması var. Meltem, Seren ve ben olacağız. Çok heyecanlıyım çünkü kitabı dün akşam bitirdim. Ben hep son dakikayı bırakıyorum kitapları. Aslında bir önceki sefer son dakikaya bırakmamaya karar vermiştim. Çünkü zar zor yetiştirdim. Ama bu sefer kitap biraz karışıktı. Damızlık Kızın Öyküsünü okuduk. Kitap biraz karışık olduğu için de son dakikayı bırakmak istedim. Her şey taze taze aklımda kalsın istedim. Gerçekten kitabı okurken çok sinirlendim. Çok kendimi rahatsız hissettim. Çok irite oldum. Ama harika bir kitaptı. Harika bir romandı. Beni rahatsız eden çok ufak detaylar oldu. Onları size ilerleyen zamanlarda bahsedeceğim. Şimdi çok uzatmak istemiyorum bu giriş kısmını. Hemen kızlarla buluşacağımız yere gitmek istiyoruz. Gitmek istiyorum. Şeydeyiz, Kadıköy'deyiz. Hangi mekanda olduğumuzu söylemeyelim. Çünkü mekana gidip yer bulamazsak eğer başka bir yere gidebiliriz. Kahvaltı etmek istiyorum. Deli gibi açım. Hadi orada görüşürüz. Annem, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Bence yeni kamerayla kızımı da çekmeliydim. Lütfen video neden bu açıda diye sormayın. Seren kitabı bitirmiş. Aferin kız sana. Meltem kamerayı deniyor. Çok hoşmuş bence. Güzel değil mi? Evet arkadaşlar, şimdi bunları koyacağım yani. Şimdi nereye gidiyoruz? Seni bekleyeceğiz. Biz geldik, buluştuk Kadıköy'de. Ben çok acemiyim bu konuda bence. Olsun, çok sallıyorsun, evet. Ben olsam şuradan bu elimle çekerdim. Ya o elle çekmek o kadar da rahat değil çünkü mikrofon şurada. Bu elle çektiğin zaman mikrofonu kapatma olasılığın çok yüksek. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Cam gibi gözüküyor. Evet, senin farın çok acayip fazla. Gördüm, gördüm. Şimdi Fahriye'deyiz. Kahvaltı yapacağız. Kitap konuşacağız. Daha hiçbir şey başlamadık. Seren'den gıybetleri dinledik. Şimdi de kitap konuşacağız. Hem de kahvaltı yapacağız. Kızlar patatesli börek yemek istediler. Ben börek falan hiç diyeti bozmayayım. Serpme kahvaltı dedim ama burada diyeti bozacak dehşet şeyler var tabi. Hepsini yemeyeceğim. Ay, oraya bakmamak için kendimi zor tutuyorum ya. Alışırsın ya. Neyse. Nasıl video çekeceğiz onu düşünüyorum ben şu an. Ayarlayacağım bir şeyler. Hadi kahvaltı yapalım. Nasıl pürtesi olmaz? Hadi patito. Hadi patito. Salatalıklar da çok güzelmiş. Çok güzel. İyi, bunlardan yani uyan varsa size. Tamam. Sönmeme gerek yok herhalde. Kabuk çünkü çok zordu. Semra bilmem ne. Yani onu bir de çözdük. Şimdi ben tesadüf üzeri yapacaktım. Seren taktiği verdi. Ekmeği yumuşağını yemediğim için şöyle içini boşalttım. Aynı ben söyleyeceğim. Aynı ben. Önce ekmeğe tereyağını süreceksiniz. Ve ben tereyağından nefret ederim. Gerçekten samimi söylüyorum. Bunu evde denemeyin. Bence deneyin, çok lezzetli. Kaymak da çok lezzetli oluyor. Tereyağını şimdi spontane gelişti. Sonra tereyağının üstüne çikolata sürüyorsunuz. Ve ay, bu mukbang gibi oldu. Ve ne oldu böyle? Kahvaltı mukbang.
Sonra da diyetti. Diyet vardı değil mi? Olay yumuşak. Bu ne reçeli? Olay güzel. Şu an o beni hiç ilgilendirmiyor. Üstüne de bir yudum sıcak çay. Acık sıcak çay. Ay durun, kameram odaklasın. Ay. Teşekkür ederim arkadaşım. Çok güzel kitaplar aldım. Moby Dick'ti değil mi yayın evinin adı? Ya yayın evinin adını unuttum. Ayrıntı yayın evinin kitaplarını satıyor. Tam şey kafenin karşısındaydı. Bir iki tane Metis yayınlarından, bir tane de Ayrıntı yayınlarından. Niçe Ağladın Dayı aldım. Oruç Aruba'dan İle'yi aldım. Bir de bir tane daha bir kitap aldım. Bilmediğim bir yazar ve hiç okumadığım tarzda bir kitap. Güzel oldu açıkçası. Gösteririm birazdan size. Bu 80-70'leri mi bu? 60'ları mı? Bence 80 var. 80'lerde bütün sinema filmlerinde beni oynatırlardı görseliler. Bence de. Geliyorum. Kaçırmazlardı seni. Çok güzel değil mi? Güzel. Kime benzedin? Kim? Ben orada bir oyuncu bilmiyorum. Hayır. Benzedin mi? Gerçekten mi? Harf. Harf. Harf vardı ya, gitti çocuk. Üstündeki bot. Aslında deserleri değişiyor. Onun gibi faz ver bir de. Ne yapıyordu? Ağzını. O kadar da kötü değil bence, bir şey söyleyeyim mi? İçine beyaz bir tişört, yok siyah askılı bir tişört. Evet. Benimkinin içine bak yalnız. Askılı bir şey, siyah bir etekle. Bir tane altın zincir yaparsın ayrı. Evde çocuğu olur. Bu nasıl yapıyorum? Hars. Hars, ayrı böyle. Yalnız ben bunu çok beğendim. Şimdi bu kadar dalga geçip bunu alırsam. Bence de güzel oldu. Değil mi? Evet. Ama içindekiyle tamam, kabul, kötü de. Yok, içine şey, siyah bir şey giyersen olur. Askılı. Evet. Değil mi? Güzel bir parça. Bence. Ay çok güzel ya. Yok, ben bunu beğenmedim. Ya bence çok hoş. Çok şey. Yılbaşında giyebilirsin bunu. Cemaatine gerek yok. Gerçekten çok zayıf olsan. Hayır, yok. Baksana arkası nasıl pofidik duruyor. Beğenmedim. Bunu beğendim. Çok güzel şeyler var ya. Benim elim şuna benzer bir şey var ama bir kez giyebilirim. Çok güzel. Aynı şeyi bir kez giyemiyorsun. Sen 10 kez giymişsin gibi hissediyorsun bir kez giyince. Gösteriş oldu işte. Ya ben böyle bir mağazada çalışmak istiyorum. İstifa edip. Çok eğlenceli. Hele benim gibi giydiği şeyi asan müşteri olursa, oh kebap. Büyük annemi sandı. Bunu suya dökeceğiz değil mi? Evet. Çok sıcak, nasıl dökeceğiz? Sen bence dökme, sen mahvedersin onu. Kim yazdı da? Her zamanki. Hepsini mi? Hepsini dök bakalım. 3, 2, 1. Ay inanmıyorum ya. Meltem çok beceriksiz bir kızsın ya. Ben böyle bir insanım. Ben karamelli latte içiyorum. Seren zencefil çayı, Meltem de Amerikan. Amerikan mı içiyorsun? Siparişi de ben verdim ha. Hatırlayamadım. Bu arada nerede olduğumuzu söylemedim. Chinese sushi'deyiz. Chinese mi dedim? Fark etmez. Birazcık pelteklik var bende, olur o kadar.
Çok dökme, çok hızlı oluyor. Ben çok seviyorum ama. Hızlı olacak. Şöyle bol soya koydum. Hafif döküyorum. Çıkacak ses için şimdiden özür diliyorum. O yediğim cipsle bunun alakası yok. Hmm. Çünkü sen çok kötü dedin ona. Olay güzel ha? Değil ama. Ama hafif bir karides kokusu var. Aynen. Teşekkür ederiz. Değişik bir sos geldi. Tatlı, acılı tatlı çili sosu. Çok teşekkürler. Gel bunu deneyeceğim. Bir tane onunla deneyeyim. Bir de boş yiyeyim. Ay bu mukbang gibi oldu. Aynen çıtır çıtır çıtır. Bu var güzellikte. Kapatıyorum. Birazdan suşiler gelince gül. Şimdi ilk olarak bu somonlu suşi yiyeceğim. Bunu hiç daha önce yemeden çiğ somon yedim ama böyle somonlu olarak yemedim. Ben bol soya sosunu batırıyorum. Bir sunum değil benim için. Bunu tek sefer yiyeceğim. Üzgünüm bu görüntü için. Ular güzellikte. Bence güzel aynen. Ben çok korkuyordum ama. Gerçekten çok güzel. Şimdi karidesi ben çok merak ediyorum çünkü karidesi hiç sevmiyorum. Çiğini sevmiyorum. Karidesi bilmez mi ya? Şeyin Meltem'in kanalına, o kamerayı çok yumuk tutuyorsun yemin ediyorum. Meltem'in kanalına aslında ana videoyu koyduk. Meltem sushi yiyor ve mesela bu somonu hiç yememişti daha önce. Çiğ somon yedi. Çiğ karides yiyecek. Kustum mu acaba? Bence izleyin bakalım. Tamam, kustum ben de yiyorum. Meltem'in kanalına gidin arkadaşlar. Ben onu yemem. Ben duymadım değil mi? Seren garip garip bakıyor. Bunlar ne yapıyor? Bir dakika. Seren ağzını bile sürmedi. Şu an biz yiyoruz, o bakıyor. Senin patates laboratuvarı mıydı neydi? Buraya geçelim mi? Bu sadece bir çorba. Sıcak bir çorba. Yazık ya, sen aslında keşke gitseydin eve. Zorla getirdik kızı buraya. Tamam. Ben bunu çok beğenmedim. Ya güzel. Ben beğendim. Güzel falan değil güzel ama şey değil. Spesiyel lotus falan daha güzeldi. Orada vardı. O şeyi istemedin sen. Çok başladım. Abi çok seviyorum. Biz şimdi sushi'den çıktık. Sushi'ci. Çıktık şimdi. Bu fotoğraf makinesi için, kamera için her neyse bir boynuma asmak için askı gibi bir şey alacağım. Öyle daha kolay olacak. Biraz kalın olduğu için çünkü çantaya koy çıkar zor olacak. O yüzden öyle bir aparat almam lazım. Daha fazla bir şey çeker miyim bilmiyorum. Seren yemek yemeye gidecek. Meltem'le biz de kitap falan okuruz diye düşündük. Belki Starbucks'a falan gideriz. Kitap mı okuruz? Kitabın yok mu yanında? Yok. Hadi be. Ben Starbucks'a kitap falan okuruz dedim belki. Vallahi. Ama yapı kredi yayınlarına falan uğrayacağız. Oradan alacağım bir kitap vardı çünkü. Eğer bir şey çekmezsen bu veda konuşması olsun. Çekersen de çekelim zaten. Hoşça kalın.